dışı formlarla ilgili, varlıklar, canlılarla ilgili gerçekler de saklanıyor mu? Üstü kapatılan gerçekler içinde mi? Nasıl yorumlanmalı? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hud suresinin 7. ayetinde Allah arşı, yani ilahi idare merkezi. Enbiya suresine geçiyoruz. Nereye gidecek iş? Hadep kelimesini kullanır. Hadep demek üstü bombe bir araç, uçan daire. Biz olumlu uzaylıları davet etme durumuna girdik, karar verdik ve onlar da bizim bu çağrımız üzerine Indigo çocukları diye bir nesil göndermeye başladılar. Son yıllarda insan bedenlerine kanal olarak kullanıp temas sağlayanlar var ve bilgiler gönderenler var. Kur'an'daki muhkem kurallar sadece insan ırkına hitap etmiyor. Cinlere de hitap ediyor, uzaylılara da hitap ediyor. Uzaylılarda büyük bir Allah inancı var. Arkadaşlar, İlkay Boralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine böyle kanalımda defalarca izleneceğini düşündüğüm bir bölümle karşınızdayım. Profesör Doktor Gazi Özdemir'i zaten kanalımı yakından takip edenler çok yakinen biliyorlar. 55 yıllık bir Kur'an dostu ama ülkemizin de en kıymetli bilim insanlarından, nöroloji profesörlerinden biri. Bunun da altını çiziyorum çünkü eserlerini bilimselliğin temelliğine de oturtuyor bir şekilde. Bambaşka açılardan bakabiliyor. Sayısız kitapları var, hem mesleğiyle ilgili hem Kur'an-ı Kerim'le ilgili kitapları. Yepyeni bir kitabı çıktı, hemen onu göstereyim size. Allah'tan Alacaklı Ol. Profesör Doktor Gazi Özdemir'le Kur'an'a göre sohbetler 2. Benim için de imzalamış canım hocam. Çok teşekkür ediyorum Gazi hocam. Yani biz 2 yayın yapana kadar siz arada bir kitap çıkartıyorsunuz. Gerçekten üretkenliğinizi ve çalışıyorsunuz. Hayranım, bunu söyleyeyim. Peki bu akşam ne konuşacağız Gazi hocayla? Hemen yine onu da söyleyeyim size. Şimdi bir süredir bir üçlü seri yaptık. Çok kıymetli yine araştırmacı yazar. 25 yıl boyunca devletimizin üst düzey görevlerinde çalışmış bir diplomat Erhan Kolbaşı ile aynı zamanda bir dünya dışı varlıklar araştırmacısı. İşte dünyanın dört bir köşesinde de araştırmalarına işte yeni kişilerle söyleşiler yaparak, dokümanlar toplayarak devam etmiş. Çok önemli bir iddiası vardı çektiğimiz son bölümde. Ben yüzlercesiyle görüştüm. Yepyeni mucize çocuklar aramızda. Bunlar anneleri, babaları insan ama dünya dışı bir aslında genetik taşıyorlar dedi. O bölümü detaylarıyla izlemek için, ya izlediniz mutlaka ama izlememiş olanlar için lütfen yukarıdaki linki tıklayın ve izleyin diyorum arkadaşlar. Tabii bölümü dinlerken hep aklımda yine Kur'an-ı Kerim vardı. Acaba Kur'an'da Erhan Kolbaşı'nın söyledikleri var mı? Ne kadar örtüşüyor? Bir bu arada parantez daha gireceğim. Olgun Aydoğ ile, yine o da çok kıymetli bir araştırmacı yazar, bir bölüm çekmiştik dünya dışı varlıklarla ilgili. Yine onu da yukarıdaki linki tıklayarak izleyin. Olgun Hoca'yla da yaptığımız sohbetlerin hepsi birbirinden kıymetli. Bu konuda o Kur'an'daki çıkarımları ayet ayet bizimle paylaşmıştı. Ama Gazi Hoca'dan da rica ettim. Ve dedim ki hocam, dünya dışı varlıklarla ilgili Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sizin çalışmalarınız bize neler söyler? Daha doğrusu Kur'an bize neler söyler? Bizimle paylaşır mısınız? Bu arada daha önce Gazi Özdemir'le çektiğimiz bölümlerde ne vardı arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in yanlış tercüme edildiğini açıklamıştı. Adeta haykırmıştı. Yani yanlış tercümelerin de olduğunu söylemişti Gazi Özdemir Hoca. Çektiğimiz bir başka bölümde anlamı, bilgisi saklanan ayetler olduğunu söylemiş. Bu 40 küsur ayeti de tek tek açıklamıştı yine. Acaba bu uzaylılar, ya yani dünya dışı formlarla ilgili varlıklar, canlılarla ilgili gerçekler de saklanıyor mu? Üstü kapatılan gerçekler içinde mi? Nasıl yorumlanmalı? Kur'an-ı Kerim ne diyor? İşte hepsini Gazi Özdemir Hoca'ya soracağız. Ben nefesimi tuttum. Haydi başlayalım. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Evet, şimdi konumuz Kur'an'da uzay ve uzaylılarla ilgili herhangi bir ayet ve açıklama var mı? Şimdi tabii bu son yıllarda özellikle Daniken'in Tanrıların Arabaları kitabıyla gündeme geldi esasında bu konu. Ve
eski tarihi insanların yaşamıyla ilgili mağaralarda şekillere baktığımız zaman, şekiller içinde astronot kıyafetliler, şekiller içinde uçan daireler, şekiller içinde uzaylıların kullandığı araçlar gibi şeyler de var. Yani bu konu esasında yeni bir konu değil. Eskiden de vardı. Tartışıldı tarihten de. Sümerlilerden de tartışılır. Mu medeniyetinde tartışılır. Atlantis'te tartışılır. Uygur Türklerinde tartışılır. Gök Türkleri de tartışılır. Yani bu konu esasında çok geniş bir konu. Tabii Sümer tabletlerinde bile var hocam yani. Hani gök cisimlerinden, uzaylılardan bahsediliyor. Aynen. Şimdi ben ayrıntıya girmeyeceğim. Bugünkü sınırım Kur'an sınırlılığı içinde olacak. Ve onun için ben ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü gerçekten bu son Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda özellikle bir örneği var. Ben ayrıntıya girmeyeceğim. Atatürk'le ilgili bağlantı. Orada da esasında bir örnek var. Ve onun dışında Hitler zamanında örnekler var. Almanların İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Onlara girmeyeceğim. Ancak ben bu konuya girmeden önce Kur'an bu bilgiyi verirken düz mantıkla vermez. Yani Kur'an düz mantık kitabı değil. Bir roman kitabı değil. Yani bir roman gibi A'dan başlıyorsun, gidiyorsun, Z'de bitiriyorsun. Hayır. Kur'an bir bilgiyi ya bir ayette bitirir veya ayet bir surenin içinde birkaç ayette dağıtır veya birkaç surenin ayetlerine dağıtır veya Kur'an'ın hepsine dağıtır, kırpıntılar tarzında bilgiyi. Onun için Kur'an'ın hepsine hakim olup o kırpıntıları yakalamak lazım. Yoksa çözemezsiniz bazı bilgileri. Veya Kur'an ne yapar? Hikayeler anlatır peygamberlerle ilgili. Ve bunları da mesela Hazreti Musa ile ilgili veya İsa ile ilgili veya işte Davut ile ilgili veya diğer peygamberlerle ilgili, Lut ile ilgili, İbrahim ile ilgili 2-3 sefer anlatmıştır. Ve hatta o yönden de eleştiri gelir bazı ön yargılı kişilerden. Kur'an'da niye bu hikayeler birkaç sefer anlatılmış? Arkadaş, o hikayelerin her anlatı tekrarında bir mesaj vardır. İşte o mesajı yakalayacaksın. Onun için her hikayeyi anlatırken dikkatli okuyacaksın. O mesajı yakalamak için, verilen mesajı yakalaman lazım. Sana ders olacak çünkü. Yine bilgi verilirken bazen kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla taktiğini uygular. Yani Tevrat'a söyler veya İncil'le ilgili bir şey söyler veya Hazreti Musa ile ilgili bir şey söyler. Hazreti İsa ile ilgili bir şey söyler. Sen zannedersin ki sadece Tevrat'la inananlara söylemiş. Hayır, bütün insanlara söylemiş. Veya Hazreti İsa ile ilgili bir şey söylemiş Kur'an'da. O da gene bütün insanlara hitap eden bir mesajdır. Yani genelleme yapar. Kızım sana söylüyorum ama gelinim sen anla der. Oradan anlam çıkar ve bilgiyi bağdaştırır. Yine bir uyguladığı bir yöntem olumsuzluk anlatır. Sanki bir o olay olabilir ama olmamış. Olamaz. Olması için şurtlarda şunlar gerekir. O zaman sen o olumsuzluğun tersini düşüneceksin. O şekilde bilgiyi ancak çözersin gibi. Şimdi dolayısıyla Kur'an bu taktikleri uygularken ilahi sistemle ilgili bilgileri, açıklamaları değişkendir, müteşabihtir. Yani bilgiler arttıkça ilahi sistemle ilgili o Kur'an'ın verdiği bilgiler de değişir. Buna müteşabih kural diyoruz. Müteşabih değişken benzeşik mesaj diyoruz. Veya evrenle ilgili bilgiler varsa Kur'an'da veriyor. Evrenle ilgili bilgiler de gene müteşabihtir. O zamanın bilgisine, insanların bilinç düzeyine göre farklı anlamı vardır. Bilgi arttıkça, evren bilgisi arttıkça insanların da bu sefer bilinci ilerledikçe gene
O evren verilen evren bilgisiyle ilgili görüş yine değişir. Yani değişken bilgiler evren bilgileridir. Onlar da değişkendir. Yani müteşabihtir. Muhkem değil. Ve yine işte şimdi benim anlatacağım uzayla ilgili olan bilgilerin çoğu müteşabihtir. Yani muhkem değil, kesinliği değişmez değil. İnsanların değişkenliğine, toplum değişkenliğine ve zamana göre değişik anlamları olan ifadelerdir. Şimdi ilk önce şeyden başlayacağız. Önce bir uzay nedir? Uzay ne, uzayla ilgili Kur'an'da neler var? Önce oradan başlayayım. Ve Hud suresinin 7. ayetinde Allah arşı, arş kelimesi orada geçiyor. Yani ilahi idare merkezi. Başlangıçta yalnızca su üzerinde iken diye başlar ayet. Demek ki arş diye bir yer var. Nerede bilmiyoruz. Bunu uzayda diyeceğiz. Şimdi dolayısıyla arş denilen yer evrenin genel idare merkezi. Peki orada kimler var? İlahi görevliler var. Allah'ın görevliler, evrenin idaresiyle görevlendirdiği ilahi görevliler var. Bu ilahi görevliler Kur'an'da geçer mi? Geçer. Nedir ismi? Görelim. Saffa suresi 8-9. Bu yüzden şeytanlar ne kadar uğraşsalar da Kur'an'ı bildiren Meleğil Ala'ya, yani ilahi yüce görevlilere yanaşıp onları dinleyemez ve belirlenmiş olan düzene bir zarar da veremezler. Yani ilahi görevler arşta olan evrenin ve dünyanın ve diğer bütün yapıların, gökyüzündeki yapıların idaresiyle sorumlu olan görevlilere Kur'an Meleği Ala der. Peki başka bir ifade kullanır mı? Görelim Saffat 164'e. Ey insanlar, şüpheniz olmasın ki ilahi görevliler olarak bizlerin de her birimizin belirlenmiş bir görev şekli ve yeri vardır. Biz kelimesi. Bu da çok sorulan bir kelime. Bana sorulanlardan. Biz ne demektir? Kur'an'da biz de geçiyor çünkü. Biz. İşte burada da şimdi geçiyor. Leyl suresinin 13. ayetine başlangıcınız olan dünya ile sonuç olan ahiret de bizim yönetimimizdedir der biz. İşte ilahi görevliler. Yani Allah'ın Kur'an'ı da indirirken görevlendirdiği, evreni oluştururken görevlendirdiği görevliler. Meleği alalar. Ve bunlar nerede yaşıyor bilmiyoruz. Uzay diyoruz. Kendine. Yani hocam, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın biz ifadesi ben ve Meleği Ala'daki görevliler mi demek? Evet. Biz bunu anlayacağız. Arştaki evren ve dünya ve diğer bütün yapılarla ilgili ilahi görevlilere Kur'an, Meleği Ala ana isimleri, bir de yerine göre biz kelimesini kullanır. Şimdi dolayısıyla biz devam ediyoruz şimdi. Mülk 3'e geçiyorum bakın. Gökleri ve bir düzen içinde 7 kat olarak yaratan Allah'tır. Bakın demek ki gökler tek değil. Çoğul ve 7 kat. 7 tane gök var. Bir değil. Şimdi dolayısıyla Talak 12'ye geçiyoruz. Bunu sağlayacak olan o Allah'tır ki 7 göğü ve onun gibi 7 tabaka olarak yeryüzünü de yaratandır. Hadi bir bilgi daha geldi. Gökyüzünü. 7 gök dedik. Yeryüzü de 7 katmış. Yer kürede dünyamız da 7 katlıymış. O da bir bilgi. Peki bu bilgi nereden? Kim bilebilir bu bilgiyi? O zamanın bir bilim adamları dediğimiz kişilerin de bilmesi mümkün mü? Hayır. Bu bilgi bir ilahi bir bilgi. Yani demek ki dünyanın ve göklerin yapısını bilen varlıklar var. Bunlara biz ilahi varlıklar diyoruz. Nerede? Arşta. Arş nerede? Bilmiyoruz. Uzayda belki. Ama uzayın neresinde? 7 tane gökün neresinde? Bilmiyoruz. Ama uzayda diyoruz.
Şu anda sınırımız bu. Şimdi bakın devam ediyoruz Saffat 6'ya. Burada bir ifade daha geldi, bir bilgi daha geldi. Biz dünya semasını, gökyüzünü yani yıldızlarla, gezegenlerle, kevakiplerle Arapçasıyla gök cisimleri ile süsledik der. Ama gökyüzünü der bu sefer. Tekil yani ilk gökyüzünü. Yedi gökyüzü vardı ya. İlk gökyüzünü biz yıldızlarla ve gezegenlerle süsledik. Ne bilgisi bu? Uzay bilgisi. O zaman insanlar nereden biliyor? Onların bilmesi mümkün değil. Demek ki bu bilgisi olan varlıklar var. Bunlar kimler? Acaba arştakiler mi, meleği aleler mi, onların da görevlendirdikleri başka varlıklar mı bilmiyoruz. Hep bilinmezler. Şimdi bir bilgi daha geliyor. Mülk suresinin 5. ayet. Gerçek şu ki biz dünyanın bulunduğu göğü yıldızlarla yani yüzmekte olan, Arapçasıyla mesabiha der. Yüzmekte olan gök cisimleriyle süsledik. Hayda bir bilgi daha geldi. Önce bir gökyüzü, 7 kat gök bilgisi geldi. İlk yıldızların ve gezegenlerin, kevakiplerin ilk gökyüzünde olduğunu bilgisi geldi. Şimdi de ilk gökyüzünde olan yıldızlar, gezegenler, işte güneş, ay hepsi yüzmekteler diyor. Hayda. Bir şey yüzüyorsa nerede yüzer? Bir madde de yüzer. Bu sıvı da olur, başka bir şey de olur. Demek ki gökyüzü, uzay boş değil. Bir maddeyle dolu. İşte o maddeye bazı şeyler, bilgiler omni ifadesini kullanıyor. Biz de esasında hava alıyoruz. Çocuk ilk doğduğunda nefes alıyor. Nefes aldı mı diye sorar hemen ebe veyahut da doğum yapan. Ölünce de nefes verdi mi deriz. Son nefesini verdi mi? O zaman demek ki biz aldığımız nefes sadece hava değildir. Bize bilinçliliği veren, canlılığı veren bir maddeymiş ki biz onun nefesini soluyoruz. Son nefesimizi de vücudumuzu terk ederken son nefesimizi veriyor. Demek ki bu nefes aldığımız hava esasında bir gezegenlerin ve ayın, yıldızın, dünyanın, güneşin yüzdüğü bir madde ile kaplı. O anlam çıkıyor. Şimdi Nazihat Suresi 3. ayet onu destekliyor. Gökyüzünde yüzüp akanlara diyor. İşte bütün yapılar, gökyüzündeki yapılar belli bir istikamette yüzüyor, hareket ediyorlar. Hem kendi çevrelerinde dönüyorlar hem de hareket halindeler. Ve saatte binlerce kilometre hızla. Şimdi ama biz bu gezegenlerin, dünyanın, güneşin, uzaydaki cisimlerin bu hızlarının farkında olmuyoruz. Yani biz dünyada yer çekimi nedeniyle düşmüyoruz da. Şimdi öyle bir muazzam bir düzen. Şimdi Nahl suresinin 12. ayetinde sizin yararlanabileceğiniz bir düzenle yarattı diyor. Evreni, dünyayı, güneşi, ayı, yıldızları. Nazihat 28 ve 29-30'a bakıyoruz. Tüm canlıların yaşam koşullarına uygun. Bu sefer tüm canlılar esasında insanla fayda sağlasınlar, insana hizmet etsinler diye yaratılmış. Ama dünyada önce ana hedef insan için yaratılması. Yani dünya eğitim okulu. Ruhların eğitim okulu olarak dizayn edilmiş. Ve bu eğitim sırasında da insanların faydalanması için de bütün yaratılanlar hep insan için yaratılmıştır. Şimdi ve yer küresini de bakın şimdi muazzam bir bilgi geliyor. Yer küresini de düzenleyip deve kuşu yumurtası biçiminde
Yani deha der Arapçasıyla. Deve kuşu yumurtası. Yani dünyayı yuvarlak yarattı. Küre gibi. Deve kuşu yumurtası gibi. Ne zaman söylüyor bunu? 600'lü yıllarda. Galile ne zaman söyledi? 1000 sene sonra. Halbuki demek ki Kur'an'ı hakkıyla okunsa dünyanın yuvarlak olduğunu Kur'an'dan öğreneceklerdi. Ve Galile de boşuna ölmeyecekti, öldürülmeyecekti o zaman. 1000 sene sonra. Demek ki dikkatli okunduğu zaman Kur'an'da muazzam bilgiler de var. Ama tek kelimeyle. Ayrıntılı anlatmaz. Bir kelimeye söyler, bitirdiği şey. Müthiş. Şimdi dolayısıyla dünyanın yuvarlak olduğu ta o zaman da söylenmiş. Peki dünyanın yuvarlak olduğunu kim bilebilir o zaman? İnsanların bilmesi mümkün değil. O zaman demek ki bilen varlıklar var ki Kur'an'ı da bilgisini indirenler, o görevde olanlar Kur'an'ın, dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlar. Uzayda varlıklar var ki Kur'an'ı indirmeye görevlendirilenler artık onların kim olduğunu, ne olduğunu net bilemiyoruz. Ancak varsayımlar söylüyoruz. Şu olabilir, bu olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yok şu gezegenden yaşıyorlar, yok şu gezegende yaşıyorlar, yok buradan gelmişler, yok şu gezegenden gelmişler gibi varsayımlar söylüyoruz. Ama Kur'an bunu söylüyor zaten. Ama kimin bildiğini, dünyanın varlık olduğunu bildiğinin ismine sadece Meleği Ala der. Veya arşta evren ve dünyanın gezegenlerin, yapıların sorumlusu olan ilahi görevliler der, biz der. Şimdi onların dışında başkaları var mı? Onunla bakacağız. Şimdi diyor ki, doğaya koyduğunuz yasa gereği yörüngesinde, yani yüzen cisim misali olup akıp gitmekte olan güneş de sizler için bir ibrettir der. Ne demek o? Güneşte bilgiler var. Araştırın güneşi. Güneşle ilgili ilim yapın. Uzayı araştırın, uzayda olan güneşi, ayı, gezegenleri. Ta o zaman söylemiş. Uzayı araştırın diye. Nerede? Ulu Bey tutuyor tabii Azerbaycan'da bir resathane kuruyor. Bizim şeyde Osmanlı döneminde resathane kuran resathanesini yıkıyorlar. Neymiş? Uzay araştırılmaz. Ya arkadaş sen o zaman Kur'an'ı bilmiyorsun. Ve maalesef matbaayı 275 sene sonra almış. Niye? Kur'an bilmediğin için. Kur'an'ı sadece şekilsel olarak ve afyon gibi uyuşturan bir beşli söyleyerek maalesef insanları düşüncesini, akıl çalıştırmasına bir şey koydular. Engel koydular. İslam'ın şartı 5 diye. Halbuki Kur'an'da İslam'ın şartı 5 değil. Kur'an'da İslam'ın şartı ben belirlediğim yıllar içinde ana kurallar, anayasa maddeleri. Ve bunlar 440 tane ben belirledim. Farz kurallar, İslam'ın şartı 440 kuraldır. Bunların yarısı yasaklardır. Yani haramlardır ki bunlar da bu kitapta toplanmış. 440 tanesi. Yarısı yasaklar, ayet ayet. Hangi ayette hangi kural var? Hangi ayette hangi kural var? Ve böyle bir toplam kurallar bir araya toplayan bir Kur'an'dır. Benim tercüme ettiğim Kur'an'dır. Bir de şu Kur'an ve Son İslam diye kitaptır. Peki Tevrat'ta da muhkem kurallar var mı? Ana kurallar var. İncil'de de var mı? Var. Peki onlar ne? Onlar da bu kitaptır. Önceki İslam. Ve bu kurallar bir arada sadece bu kitaplarda var. Başka kitaplarda yok. Yani harikasın. Harika hocam. Muhteşem bir hizmet hocam. Peki devam ediyoruz. Ay da düşünenler için bir derstir. Demek ki ayı da araştırın. Ayda da bilgiler var. Ayı da öğrenin.
Şimdi Yasin 41'e geçiyorum. Düşünenler için başka önemli bir ibret de insan soyunu bir gemide taşımamızdır. Bakın bir bilgi daha geliyor. 42. ayet. Ve onlar için bu gemi gibi daha başka nice taşıt araçları da yaratmış olmamızdır. Demek ki dünyayı gemi olarak tanımlıyor burada. Ama dünya bir gemi ama bunun gibi başka gemiler de yaratmışız diyor. Ve bunu 1400 sene önce Kur'an başka dünyalar vardı diyor. Başka gezegenler de dünya gibi gezegenler de var diyor. Ve bu bilgiyi yine hasıraltı etmişiz. Ancak yine de 1100 yılına kadar Biruni ile İbn Battuta ile İbn Sina ile İbn Haldunlar bunlar hepsi bu Kur'an'ı ikinci kitap olarak okunması gerektiğini ama ilk kitabında evren kitabı, araştırma kitabı olduğunu da bilincindeydiler. Onun için 1100 yılına kadar Kur'an'a dayanan ilim öndeydi. Evren ilmi öndeydi. Kur'an ikinci kitaptı. Yani ilim üzerinden Kur'an'daki imana varma. Ama sonra 1100 yılında tuttu, Kur'an öne geçti. Evren kitabı, ilim kitabı ikinci kata düştü. Onun üzerine de başladı gerilemeye. Şimdi devam ediyoruz. Gökleri, yeri ve ikisi. Şura suresi 29. Bunları özellikle söylüyorum ki insanlar dinleyenler arasında meraklı olup bunlara baksınlar. Gökleri ve yeri, ikisi içinde bulunan çeşitli canlıları dabbeleri der. Dabbe kelimesi geçer. Yaratıp yayması da Allah'ın varlığının ayetlerindendir. Demek ki canlılara bütün hangi ırktan olursa olsun, hangi türden, hayvan türü, bitki türü, bir şey olursa olsun, hepsine Kur'an tek kelimeyle dabbe der. Yaratıklar der, canlılar der. Onun için dabbe kelimesi bu ifadeyle kullanılıyor. Şimdi ancak dabbe kelimesi başka yerde de insanlara bakarak imanlarını değerlendirme özelliği olacak. Bir zaman gelecek, dabbe gelecek, insanların yüzlerine, gövdelerine bakarak onların imanı konusunda sonuca varacak ve onlara söyleyecek. Senin imanın böyle, senin imanın böyle. Ama ondan önce hiç kimsenin Allah dışında hiç kimsenin imanı hakkında konuşmaya yetkisi yoktur. Ve bu Muhammed Suresinin 30. ayetinde biz sana insanların imanını değerlendirme yetkisi vermedik diye Hazreti Muhammed'i ikaz eder ayet. Peygamberi bile. Peygamber'e bile imanı değerlendirme yetkisi verilmemiştir. Çünkü iman değerlendirme yetkilisi tek ki var de güç Allah'tır. Kur'an'ın emri bu. Onun için hiç kimse kimsenin imanı konusunda konuşmaya yetkisi yok. Cin suresinin 16. ayetine bakıyoruz. Eğer yoldan sapan cinler Allah'ın razı olmasını sağlayacak olan dost doğru yola girerlerse onlara bol su ve bereketli nimetler veririz. Demek ki cin ırkı bol suyu olmayan ve nimetleri kısıtlı olan bir yerde yaşıyor. Nerede? Uzayda. Hangi gezegende bilmiyoruz. Ama cin nesli de yaşıyor, var ve Kur'an'a iman edenleri var cinlerin. Çünkü Kur'an bütün alemlere indirilmiş der. O alemler ne? İnsan alemleri var, cin alemleri var Kur'an'ın bahsettiği. Bir de onun dışında başka gemiler diye dedi ya, dünya dışında başka dünyalar, orada yaşayanlar içinde. Çünkü göklerde yaşayanlar, yeryüzünde yaşayanlar ifadesi kullanılıyor. Onun için bizim asırlar boyunca dünyada yaşayanlar olarak biz kendimizi evrenin merkezi olarak kabul ettik. Ve sanki biz evrende yaşayan bir tek biz olarak düşündük. Ne zamana kadar?
ta şeye kadar, 1920'lere kadar. Ve dünya dışında başka yaşam alanları, başka gezegenler olduğu, başka dünyalar olduğu söylendikten itibaren biz susmaya başladık. Düşündüğümüz yanlışmış demek. Şimdi Mevlana'nın söylediği bir şey var. Bir yeri yerdekiler için yaratmış olan göğü de göktekilerin durduğu yere yapmıştır der. O da dünya dışında başka yarı yaşayanlar, başka varlıkların ifadesinin tekrarını yapar Mevlana. Çünkü Mevlana'nın Mesnevisi ve Divan-ı Kebir de dahil Kur'an'dan 2000'e yakın, ben 1700 küsur bu, tespit ettim. 2000'e yakın ayetten yararlanarak güzel sözler söylemiştir Mevlana. Kur'an'dan seçtiği ayetler paralelinde onları pratik örnekleyerek pekiştirmek istemiştir Mevlana. Kur'an temellidir. Söylediklerinin çoğu. Şimdi dolayısıyla biraz önce ben Kur'an bütün alemlere indirilmiş dedik ya, Tekvir suresinin 27. ayeti. Halbuki bu Kur'an tüm alemler için gerçeklere yönlendirici bir uyarıcıdır. Bir davettir, bir zikirdir, doğru yolu göstericidir. Yani bizim için bir kılavuzdur. Şimdi peki bu kadar uzaylılar ilgili bilgi verdik. Başka uzaylılar ilgili bir hedef noktalar belirlemiş mi? Necm suresinin 49. ayetine bakalım. Ayrıca şirk koşanların taptıkları Şira yıldızı diye bir ifade var. Ve Necm suresi 49. ayet. Şira yıldızı ne? Zaman içinde işte bu son artık yıllarda bunun Sirius yıldızlar topluluğu olduğu söylendi. Ama kaç asır sonra? Ve Şira yıldızı tabii o zamanın ismiyle olduğu söyleniyor ama ne olduğu 20. yüzyılda ancak belirlendi. Ve dolayısıyla ne oldu bu bilgi? Şira yıldızı ifadesi Kur'an'daki müteşabih oldu. Çünkü değişti. Şimdi yine bir şey daha var. Tarık yıldızı ifadesi var. Tarık 1, 2, 3 ve 3. ayetlerde göğe ve Tarık'a ant olsun ki dikkatinizi çekeriz ki, yani onları araştırın ki sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin der Hazreti Muhammed'e. O vahiy yoluyla parça parça gelen Kur'an'dır. Yani Kur'an'ı Tarık yıldızı olarak benzetme yapmışlar. Çünkü Tarık yıldızı Sirius yıldızı yine. Sirius yıldız kümeleri. Ve gökyüzünde en çok parlayan yıldız Sirius yıldızlar kümesidir. A, B ve görünmeyen bir C'si de var ama A, B esasında parlayan, Kur'an da öyle gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Tarık yıldızı gibidir. Kur'an'ı Sirius yıldızına benzetiyor. Çünkü Sirius yıldızıyla dünyanın bağlantısı var. O sonra çeşitli kanallarla ifade edilen bilgiler. Onlara ben girmeyeceğim. Şimdi peki Kur'an'da UFO'larla yani uzay araçlarıyla ilgili bilgi var mı? Ona da Var. yavaş yavaş. Efendim? Var mı dediniz hocam? Var mı? UFO'ya bilgi Var var. mı? Var mı? Var mı? Bakalım var mı? Var mı? İşte bakalım. Şimdi Kehf suresinin 84. ayetine bakın. Yine hep Kur'an ayetli, ayet temelli konuşuyoruz. Şimdi bugünkü konumuz bu, sınırımız bu. Kehf suresinin 84. ayeti. Biz onun yeryüzünü, yani dünyayı yönetme gücünü kuvvetlendirdik. Zülkarneyn'den bahsediyor. Ve her şeyin sebebine ulaştırıcı ayrıntılı bilgiyi ve her yere götürücü araçları da verdik. Zülkarneyn'e demek ki her yere götürücü araç verilmiş. Enteresandır. Nitekim o sebebe götürücü olmak üzere verdiğim bilgi ve bilim yolunu izledi. Şimdi peki bu acaba verilen araç ne? Şimdi devam ediyoruz, bakıyoruz.
Kehf suresinin 86'ya. Şimdi aracı ne olduğunu çözelim. Bir gün güneşin kapkara bir gözde delikte battığı bölgede, güneşin battığı. Çünkü birden fazla güneş var. Biz sadece Samanyolu güneşine sahibiz. Ama onun dışında başka güneşler var. Ve gittiği bölgede bir güneşin bir kara delikte battığını görüyor. Kara delik. Bakın da o zaman bu ifade var. Ama halbuki kara delik son yıllarda belirlendi. Ve yine bir Kur'an bilgisi. Kara deliğe battığı bölgede yanlış yola sapmış bir topluluk ile karşılaştı. Güneşin battığı bir kara delik bölgesinde. Nerede bu? Uzayda bir bölge. Neyle gidiyor? Araçla gidiyor. Ne aracıdır bu bilmiyoruz. Araç var. Şimdi devam ediyoruz. Biz ona ya Zülkarneyn, dilersen onlara hak ettikleri üzere zulüm edersin. Dilersen de affedip iyi davranırsın. Demek ki yetkili bir ilahi görevli Zülkarneyn. Ve yetkili bir ilahi görevli araçla hareket ediyor. Ve güneşin battığı bir kara delikte kaybolduğu bir yerle gidiyor uzayda. E neyle gider? Ancak uzay aracı. Ne, uzay aracıyla. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi acaba destekleyecek bir şey var mı? Kehf 87'ye bakıyoruz. O da dedi ki kim haksızlık ediyorsa, zulüm ediyorsa ona ilk azabı biz vereceğiz diye biz devreye giriyor bu sefer. Zülkarneyn de bu sefer tamam şey verin, siz cezayı verin ama esas ceza ahirette zaten. Hep beraber çalışıyorlar. Bizlerle beraber çalışıyoruz Zülkarneyn. İlahi görevli o çünkü. Şimdi Kehf 89'da sonra başka bir yola yöneldi. Güneşin doğduğu yere varınca bu sefer başka bir güneşin doğduğu yere varıyor. Ve kendilerini güneşten koruyacak bir ev ve elbise gibi koruyucu yapma bilgisini ezbermediğimiz, nasip etmemiş olduğumuz başka bir topluluğa rastlıyor. Bir topluluk daha. İkinci topluluk. Şimdi Kehf 91'de işte böyle biz Zülkarneyn'in gittiği her yerdeki toplumları ve Zülkarneyn'in gücünü çok iyi biliyorduk. Çünkü biz herkesin seviyelerinin karşılığını veriyoruz. Şimdi Kehf 92'de yeni bir topluluk daha buluyor. Üç topluluğa rastlıyor. Üç topluluk. Şimdi Kehf 94'te dediler ki üçüncü toplulukta toplum bireyleri ya Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc denilen toplumlar buralarda terör estirerek huzursuzluk çıkarıyorlar. Ve zulüm yapıyorlar. Biz sana vergi ve paralar versek bizimle onların arasına koruyucu bir engel set yapabilir misin? Şimdi bunun üzerine ben işi biraz hızlandırayım. Kendisine cevap veriyor ve şey hazırlayın diyor. Ben bir set oluşturacağım. Ancak bana yardım edeceksiniz diyor. Ne yapacağız? Kehf 96'da bana demir saç levhalar getirin diyor. Demirden saç levhalar getirin diyor. İki gezegenin arasına, iki büyük yapının arasına demir saç levhaları diziyor ve aralarına koyduğu odunları ateşe verip çalışanları körükleyin diyor. İki inci gibi yuvarlak tepe gezegen arasına döşenen demir saç kor haline geliyor ve bu sefer katran getirin diyor. Petrol. Ve kızılmış demir levhaların üzerine petrolü döküyor. Buhar oluşturuyor. Şimdi bu araştırıldı asırlardır. Acaba işte Zülkarneyn dünyada mı yaptı bunu? Halbuki dünyada öyle bir uzun set yok. Uzun büyük tepeler yok. Uzun buhar halinde bir engel yok. Ve bunun iki gezegen arasında buhar halinde Yecüc Mecüc anarşist grubun varlıkların çıkışını engellemek üzere set yapıyoruz Zülkarneyn. Araçlarla dolaşan, uzay araçlarıyla dolaşan Zülkarneyn bunu yapıyor. Şimdi hocam,
Kur'an-ı Kerim'de iki tepe olarak geçiyor ama siz onu iki gezegen olarak yorumluyorsunuz. Dünyada olmadığı için, değil mi? Doğru Aynen. anladım. Neden ama? Şimdi ona da geleceğim. Kehf suresi 97'de Yecüc Mevecin orduları artık demirden saç levhalar ve katran dökülünce oluşan gaz buharlarının oluşmuş bir set, bir engel ile kapanan ara bölgeyi ne aşabildiler ne de delebildiler. Ancak Enbiya suresine geçiyoruz Kehf suresinden ve yok edilmesine karar verilen toplumları perişan edecek olan Yecüc Mevecin önündeki engeller kaldırılır. Bakın şimdi. Bakın şimdi nereye gidecek iş? Ve yok edici özellikteki hadepleri. Hadep kelimesini kullanır. Hadep demek üstü bombe bir araç. Uçan daire. Hadep. Ve dere tepe her yönden saldırıya geçecekler. Ne zaman? Yok edilmesine karar verilen bir toplum olduğunda. O zaman bize de büyük bir ikaz var burada. Ey dünyalılar, siz de yok edilme aşamasına kendinizi getirecek hatalar yapmayın. Birlik olun, güçlü olun, parçalanmayın. İşte o nedenle ta Adem'den başlamak üzere bütün peygamberlere hepsine tek tek en önce en fazla tekrarlaya tekrarlaya verilen kural salatı uygulayın der. Salatı uygulayın. Salat ne demek? Yani birlik toplantıları yapın. Birlik halinde olun. Ve yardımlaşma toplantıları yapın. Parçalanmayın. Bakın Meryem 31. ayete bakıyorum. Ve nerede bulunursam bulunayım beni özel olarak korunmuş kıldı. Yaşadığım sürece de bana salatı, zekatı uygulamamı emretti. Bunu kime söylüyor? Hazreti Musa'ya söylüyor ayette. Hazreti Musa'ya salatı uygula diyor, zekatı ver diyor. Yani birlik ol. Çünkü olur da birlik olmayı düşman gruplar halinde parçalanırsanız yanlış yola sapacaksınız, saparsınız. O zaman sedi aşabilecek aşamaya gelirsiniz. Yecüc Şimdi ve hocam bir kere Yasin 42 diye not aldım galiba. Orada başka gezegenler de olduğunu söylüyor Yüce evet. Kur'an. Yani Yüce Allah bu bir. Evet. Başka gezegenler var, başka yaşam formları Başka var. gemiler var. Başka gemiler var. Dünyada bir gemi. İşte canlıların yaşadığı başka gemiler de var. Bir de şimdi Yecüc Mecüc var. Yani bir gezegende de işler Allah'ın istediği gibi gitmediğinde, yani o soy ya da o ırk, yani dünya alemindeki insanlar ya da başka gezegenlerdeki onları cezalandırmak üzere, o zaman bir de böyle bir gezegende Yecüc Mecüc var, değil Evet, mi? evet. Yani o zaman ve onlar yoldan çıkmış olan toplum olduğu zaman negatif enerjisi ağırlıklı olan bir toplum haline geliyor o toplum. Ve o toplumun negatif enerjisi ağırlıklı olduğu zaman titreşimleri, frekansları da düşük hale geliyor. İşte frekansları düşük olanlar bu sefer şeyi düşünmeye başlıyorlar. Yardım istemeye başlıyorlar. Kimden? Negatif enerji taşıyan Yecüc Mecüclerden. İşte Yecüc Mecücler bunlar da şeytan grubu. Onun için onlar da davet almış oluyorlar yoldan çıkmış toplumun insanları tarafından. Çünkü şeytan dediğimiz grup insanların düşüncesinde, beyninde olumsuz bir nefs uyandığı zaman vesveselerini vermeye başlıyorlar. Ama sedi aşamıyorlar. Çoğunluk yoldan çıkmadığı sürece. Ama Birlik miydiniz işte? mesela Lut toplumu niye helak edildi? Çoğunluğu yanlış yola saptılar diye. Niye Hud topluluğu, Lut topluluğu, Hud topluluğu diğer toplu şeyler hepsi de çoğunluk 3'te 2'den fazla çoğunluğu yoldan çıktığı için ve bu yoldan çıkış negatif
olumsuz nefslerin uyanması demektir. Olumsuz nefslerde şeytanları davet ediyor. Yecüc Mecnunlerde şeytan grubudur. İşte onun için de biz de dünyalı olarak el ele vermemiz lazım. Düşman grupları oluşturmamamız gerekir. Ve pozitif enerjilerimizi bizim yükseltmemiz peşinde olmamız lazım. Yoksa biz de Yecüc Mecnunlere yem olur duruma düşeriz dünya olarak. Yani orada bir ikaz var. Onun için bakın şeye de Müzzemmil 20. ayette Hazreti Muhammed'e daha 3. surede salata uyma şeyi var. Uyarısı var. Daha önce Tevrat'ta Hazreti Musa'ya uyarı var. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya salat uyarısı var. Salat onun için Hazreti Muhammed zamanında salat, salat, salat dediği birlik birlik ve grup toplantısı, güç toplantıları yapın. Ve bunları da özellikle güneşin olmadığı vakitlerde yapın. Ama bu toplandığınız zaman da Kur'an'da çalışması yapın ve zaman da olursa, durumunuz uygunsa namaz da, toplu namaz da kılın beraber. Ancak salat demek ki üç aşamalıdır. Toplu birlik toplantısı, namaz ve Kur'an çalışması. Ama ne zaman ki zaman geçti, Emevilerle birlikte Kur'an çalışması hasıraltı edildi. Sosyal bir dayanışma toplantısı hasıraltı edildi ve sadece namaz kaldı. Salatın üç aktivitesinden namaz kaldı. Onun için oturun kalkın sabah akşam vakitlerle bilmem nelerle sürekli Kur'an'dan uzak durun, birlik olmayın ama namaz kılın. O ağırlık oldu. Tamam namaz kılınacak ama birlikte beraber olacak. Ama beraberinde Kur'an çalışması olacak. Kur'an öğrenilecek. Kur'an'daki din dediğimiz kurallar öğrenilecek. İşte dindar olan dindeki, Kur'an'daki muhkem kuralların ne olduğunu bilen demektir dindar olan. Ve dindar olan bu kuralları bilip, benimseyip, anlayarak okuyan ve yaşantısına yansıtan demektir. Dindar olan budur. Ve o kurallara göre yaşayan demektir. Yoksa şekillerle saplanan değil. 440 muhkem kuralı öğrenen demektir. O gayrette olan demektir. Ve o kişi takva sahibi demektir. Bakın nereden nereye gidiyor iş. Şimdi dolayısıyla Tevrat'ta UFO var mı? Kur'an'da Zülkarneyn'le çözdük. Tevrat'ta da Tevrat suresinin, Tevrat'ın Hezekiel 1. babında ve baktım ve işte şimalden buram dedi. Durmadan ateş saçan büyük bir bulut geliyordu. Ateş saçan bir bulut geliyordu. Çevresinde parıltı ve ortasında sanki ışıldayan maden vardı. Işıldayan bir şey. Ve onun ortasından 4 canlı mahluk benzeri çıktı. Ve onların görünüşü şöyleydi. Onlar da insan benzeyişi vardı ve her birinin 4 yüzü vardı. Bu Tevrat'taki ifade. Uçan dairenin ve uçan dairede kullananların tanımlaması. Şimdi Kur'an'da bir de şecere der. Şecere, secere. Kur'an ifadesi. Şecere aynı zamanda soy anlamına gelir. Yani bu ağaca yaklaşmayın dediği Adem'e bu soya yaklaşmayın. Bu şekilde de açıklama yapan Ahmet'ten var. Serhat Ahmet'ten var. O da bu açıklamayı yapıyor. Olgun Aydoğdu da bu açıklamayı yapıyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hatta ben hepinizin bu açıklamalarını toplayıp bunu bir video haline de getirmiştim. İsteyenler yukarıya tıklayıp izleyebilirler. Aynen. Yani bir soy. O soyunda işte bu yapılan açıklamalar genişledi. Nefilim diye ifade edilen bir ırk. Ve bunlarla kadınlarınız bir cinsi münasebeti girmesinler.
ifadesi de var. Yasak meyve dediği bu. Ve nerede var hocam? İfade nerede var? Kur'an'da mı var nefilim? Hayır, ifade. Yapılan açıklamalar. Ha, sonra böyle yorumladı yanlar var. Böyle yapılan yorumlar var. Ve hatta nefilimlerinde onlardan doğan çocukları Anunnakiler dediler. Yani Anunnakiler de bunlara bağlandı. Böyle bir açıklamalar var ama doğruluk derecesi tahmini diye düşünüyorum. Şimdi Kur'an'ın Hicr suresinin 74. ayeti şöyle der. Ve kentin altını üstüne getirdik. Ayrıca üzerlerine siccilden yani pişmiş çamurdan yapılmış taşlar da yağdırdık der. Bir toplumu bu şekilde çamurdan yapılmış taşlar yağdırmışlar gökyüzünden. Acaba bu taşlar mermi mi, silah mı? Peki gökyüzünden bu taşları kim atar? Bir yerden atılıyor, bir şeyden atılıyor. Acaba bunlar uzay araçları mı? Ve bunları görevlendirilen bu toplumu helak etmek için görevlendirilen acaba uzaylılar mı? Görevliler mi? Biz grubundan mı? Bilmiyoruz. Yine ebabil kuşlarıyla ilgili bir ayet var biliyorsunuz. Fil suresinin 3. ayeti. Rabbin onların üzerine gruplar halinde ebabil kuşlarını göndermişti. Onlar fil ordusunun üzerine yakıp kavurucu taşları iri dolu tanelere yağar gibi fırlattılar. Kim? Kuşlar dedikleri acaba uzay araçları mı? Kuşa benzetilerek. Ve gönderilen iri dolu taneleri gibi gönderilen taşlar diye tanımlananlar acaba gene o fil ordusunu ebabil kuşları dedikleri şey yapılar uzay araçları ben gönderilen gene özel silahlar mı? Mermiler mi? Bilmiyoruz. O zamanın insanları anlayacak şekilde bu şekilde sembolleştirilerek yazılan ayetler bunlar. Şimdiki bilgimizden biz UFO'lar diyoruz. Şimdiki bilgimizden acaba bunlar uzay araçları mıdır diyoruz. Ama tabii kesin mi bilmiyoruz. Kur'an sadece sembollerle ifade etmiş bunu. Şimdi Yasin 28-29'da ve biz adamın arkasından onun inkarcı halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik mi? Ve indirmeye de gerek duymadık. Sadece müthiş bir sesle hemen yığılıp yok oluverdiler. Bu ses ne? Acaba nükleer bir bomba mı? Yoksa büyük bir yüksek frekanslı ses ötesi ultrasonik bir zarar verici bir ses mi? Toplumu helak ediyor. Ve herkes yığılıp ölüyor. İşte bunlar ne? Bunlar sembolik ifadeler. Acaba yine bir de enteresandır. İsra suresinin 37. ayetinde yeryüzünde büyüklük taslayarak dolaşma der. Çünkü sen bu gücünde ne yeri delebilirsin ne de dağlar kadar boylu olabilirsin. Yükseklere çıkabilirsin. Peki bu ne? O zaman olumsuzluk var ya. Demek ki çalışırsan, gayret edersen, araştırma yaparsan göke de çıkabilirsin. Araştır. Güçlendir kendini. Bir şeyler bul çıkmak için. Yeri de delebilirsin, yer dibine de girebilirsin. Tur suresinin 38. ayeti. Üzerine çıkıp ilahi bilgileri dinledikleri bir merdivenleri mi var? Diye sorar. Varsa öyle bir şey, o zaman dinleyenlerden biri öğrendikleri hakkında açık bir kanıt getirsin görelim. Yani gökyüzüne merdivenleri mi var? Demek ki sen de gayret edersen, burada bir ikaz var, bir yol gösterme var. Sen de gayret et, çalış, araştır, ilim yap. Gökyüzüne çıkacak bir yol kendine belirle. Bir yöntem bul. Orada merdiven diyor. Hep sembol. Hep bir yol gösterici olabilecekleri araştırma yapılırsa, yani anlaşmanın ikinci maddesine uyulursa, demek ki bu yapı o zamanın mümkün olmayanı mümkün hale getirebilirsiniz. Yeter ki
ilim yapın, araştırma yapın. Şimdi uzayı araştırma hükmü biraz Nahl suresinin 12. ayetinde biraz daha açılıyor. Ne diyor orada? Allah geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları, yani gök cisimlerini sizin yararlanabileceğiniz bir düzenle yarattı. Hepsi de Allah'ın emri üzere belirlenmiş yasalarına göre hareket edenler. Şüpheniz olmasın ki aklını kullanan ve araştırıp düşünen bir toplum için elbette bunlardan ders alınacak, yararlanılacak bilgiler, ayetler vardır derler. Daha ne desin yani? Araştırın. Bakın size yol gösterdim. Güneş dedim, ay dedim, gök cisimleri dedim. Ne yapayım, ne demek istiyorum? İlim yapın, araştırın, uzayı araştırın. Çünkü uzayı araştırıp gerçeklere vakıf oldukça Allah'ın gücüne ve farkındalığına varacaksınız dedi. Nerede? Fussilet suresi 53-54'te dedi onu. Şimdi Tur 44'te ne diyor? Gerçekte öyleleri o kadar cahil diller ki, bakın öyle bir büyük taş geliyor şimdi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler bulut kümesidir derler. Çünkü gök hakkındaki bilgileri sadece görebildikleri bulut ile sınırlıdır. Büyük bir taş. Yani araştır, bulutların dışında başka şeyler var. Şimdi Hazreti İbrahim'e de esasında uzayı araştır bilgisi, önerisi daha o zamandan beri de var. Sadece Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed zamanında değil. Enam suresi 75 ne diyor? Biz İbrahim'e gücümüzü kavrayıp bilinçli iman edenlerden olsun diye ona göklerdeki ve yerdeki varlıkları gözlemleyip incelemesini ve gizledikleri delillerimize dikkat etmesini önermiştik. Hazreti İbrahim'e diyor bunu. Ta o zamandan beri biz söylemişiz uzayı araştırın diye. Yeni değil yani. Şimdi Hazreti Muhammed ne diyor? Enam suresi 35'te. Ey peygamber, şirk koşanların seni reddetmiş olmaları bazen sana ağır geliyor. Ve onları inandırmak düşüncesiyle, bak ne diyor Hazreti Muhammed'e? Keşke yerin altına bir tünel açmaya ya da göğe bir merdiven dayayıp çıkmaya gücüm yetseydin ifadesini söyletiyor. Keşke. Ne demek o? Yani yapılabilir bir şey var. Göğe çıkmak da yerin dibine de girmek. Tünel açmak. Nasıl yapacaksınız? Araştıracaksınız. Bulacaksınız. Var böyle bir imkan. Allah gizlemiş bunu, bulun. Şimdi dolayısıyla uzay ve yeryüzünde Allah'ın farkındalığını sağlayan gerçekler dolu. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi başlangıçta etrafımıza bakalım, güzellikleri ve Allah'ın yarattığı mükemmellikleri o gözden görmeye başlayalım. Yani kuru kuru bir madde görmeyelim. Bir çiçeğe baktığımız zaman harikalığını, geometrisini, matematiğini görelim. Oranların, renklerin güzelliğini görelim. İnsanın yüzüne baktığımız zaman yürüyüşünü kim sağlıyor? Düşüncesini, görmesini, kulak işitmesini, konuşmasını nasıl sağlanıyor bunlar? Kim ayarlamış? Nasıl ayarlanmış? İşte bunlar hepsi farkındalıktır, Allah'ın farkındalığıdır. Şimdi enteresandır. Müminin 17. ayetini söyleyeceğim ve bitireceğim. Mümin 17'de der ki, gerçek şu ki biz, gene biz kullandı, tekamülünüz için sizin üstünüzde kat edeceğiniz 7 yol, 7 boyut, aşama yaratmışız. Ve biz asla yarattıklarımızın durumundan habersiz, gafil değiliz. Çünkü onların her aşamasını biz düzenliyoruz. Demek ki bizim kat edeceğimiz 7 boyutumuz, aşamamız var. Acaba bunlar 7 kat gökyüzü mü? Öyle düşünüyorum. Çünkü biz şu anda ilk katta yaşıyoruz. Güneşimizle, ayımızla, dünyamızla, gezegenlerimizle. Ve aşacağımız bizim 7 katımız var. 7 boyutumuz var. Ruh olarak. Ve 7 boyutu aştıktan sonra müthiş bir başka bir alemler.
Ama kendi biz ilk dünyanın bulunduğu ilk gökyüzünü, ikinci gökyüzü, üçüncü gökyüzü, dördüncü gökyüzü hep boyut bunlar. Aşama aşama nedir bunlar bilmiyoruz. Ve muazzam bir bilinmezlikler içinde yaşıyoruz. Ama uzayda tek başımıza değiliz ve uzayda bütün her yerde yaşamlar var. Ama bu yaşamlar evrenin dualite prensibi gereği olumlu varlıklar var, olumsuz varlıklar var. İşte bizim dünya insanları olarak hedefimiz olumlu varlıklar haline çoğunluk gelelim, birlik olalım, insanlık neslini tek bir nesil olarak düşünelim ve din olarak Tevrat'taki de İslam'dır, İncil'deki de İslam'dır, Kur'an'daki de son İslam'dır. O şekilde bütün herkesi de hoşgörüyle kendi beğendiğine bırakmak üzere kucaklayalım ve dünya insanları olarak da çoğunlukla biz pozitif enerjisi ağırlıklı yaşayalım. O hale gelelim ve son özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950-60'lardan itibaren dünya insanlarının ilahi konularla ilgilenme oranı gittikçe artmaya başladı. Bir uyanış var ve özellikle 2000'den sonra, 2012'den sonra hele bir uyanışın farklı yönü, daha hızlı gidişi söz konusu ve bunu da hızlandıran, özellikle daha da hızlandıracak olan 2000 yılından sonra yaratılan oranı da, sayıları gittikçe artan indigo çocuklar sağlayacak. Ve bu indigo çocuklar da özellikle farklı zeka, farklı sorgulayıcı ve araştırıcı nesil. Ve bunlar Kur'an'daki güzellikleri fark edecekler. Ve dinin ne olduğunu, manevi olduğunu, güzel ahlak olduğunun ağırlığını özellikle empoze edecekler bütün insanlığa. İnşallah başarılı olurlar ve negatif enerji olanların kursaklarında kalır bütün girişimleri. Ama Kur'an'ın güzelliklerini ve şöyle benzetiyorum, 1400 sene önce Hazreti Muhammed'in vefatından başlamak üzere Kur'an'a dokunamayan kesimler, ben onları 6 grup yapmıştım hatırlarsanız, bu 6 grup özellikle Kur'an'a tek bir cümlesine, tek bir kelimesine dokunamadılar. Ancak anlam tercümelerde ve tefsirlerde virüs bulaştırdılar diyorum ben. Yani anlam kaydırmaları yaptılar. Tercüme değişiklikleri yaptılar. Tercüme de toplumlarda dinden uzaklaştırıcı, Kur'an'dan uzaklaştırıcı ve din buysa ben bunu kabul etmiyorum dedirtici bir ilaveler, anlam ilaveleri yaptılar. Yoksa kelime değişikliği yapmaları mümkün değil, olmadı. Çünkü Hazreti Muhammed büyük bir ön görüşle kendi zamanında Kur'an'ı kelime kelime ezberleyen 70 tane hafız yetiştirdi. Ve bunlara da biz Kur'an kasaları dedik. Kur'an kasalarının sayesinde Kur'an'a hiç kimse dokunamadı. Gerek iniş sırasına göre olsun, gerek mushaf sırasına göre olsun, Kur'an orijinal haliyle Hazreti Muhammed'e indirildiği haliyle halen devam ediyor. Ancak tercümelerde ve tefsirlerde huzursuzluk yaratıcı anlam kaydırmaları, tercüme hataları yaptılar. İşte bizim görevimiz bu tercüme hatalarının farkına varırsak ve virüslerden temizlersek Kur'an'ı, tercümelerini ve tefsirleri, o zaman Kur'an'ın aslını dönmüş oluruz. Çünkü Kur'an'ın aslında tercüme hataları diye bir şey yok. Ona uygun bir durum yok. Onun için virüs bulaştırmışlar diye ifade kullanıyorum. Bu zamanın bilgisayar bağlantısıyla ve gerçekten Kur'an'daki tercüme hatalarını hepimiz
ve bilim adamları toplanıp hepimiz bulmamız gerekiyor, çözmemiz gerekiyor. Benim bulduğumun dışında da belki vardır, ben fark etmemişim. Umarım ki muhkem kurallar, tercüme hataları, bilgi saklanmaları daha çok ortaya çıkar, daha çok kişi bunları dile getirir. Ki ben son özellikle yıllarda bu konuları gündeme getiren kişi sayısı arttı. Ve gün geçtikçe artıyor. Ama benim özellikle Kur'an tercüme hatalarının üzerinde durulmasını bekliyorum. Bir de muhkem kuralların, din dediğimiz kurallarında daha çok acaba veya daha bir sayısını artıran bir girişimler olur mu? Bütün beklentim ve duam o. İnşallah hocam. Hocam bu arada son 5 dakika yoruldunuz biliyorum ama çok kısa kısa soru cevap yapalım olur mu? Birkaç şey aklıma takılan birkaç şeyi size sormuş olayım. Nasıl olsa beni yordun, biraz daha yor. Evet hocam, nasıl yoruldunuz? 5 dakikada şimdi hemen soru cevap yapalım. Tamam, peki, şimdi, buyurun. Birincisi, hani siz işte tercüme hataları var, Kur'an'da bilgisi saklanan ayetler var dersiniz ya. Şimdi evet. Sizin bu uzayla ilgili açıklamalarınız bizim normalde okuduğumuz Kur'an tercümelerinde yok. Yani bu var. Uzayla ilgili var mı? Hakikatlerde bilgisi saklananlar içerisinde diye mi düşünmeliyiz? Ne diyorsunuz bu konuda? Kur'an'ı okurken hangi tercümeyi okursanız okuyun, hep tekrarladım, siz de tekrardan, bugün de tekrarladınız ya. Hangi Kur'an tercümesini okursanız okuyun, hangi tefsir kitabını okursanız okuyun. Eğer sizin mantığınıza yatmıyorsa, içinizde ufacık bir sıkıntı oluşturuyorsa, bilin ki bu tercüme doğru değildir. Bitti. Ben tercüme hatalarını özellikle kadınların ile ilgili ayetlerde ön planda olduğunu söylemiştim. Ve onlarla ilgili 11 tane ayeti yapılan meallerdeki verilen anlamları size sıralayarak anlatmıştım. Yani bu anlamlar var, bu anlamlar yapmışlar, bu anlam kullanmışlar, bu anlamı kullanmışlar. Niye? Niye? Hayır, ben şunu soruyorum. Bu uzayla ilgili ayetler, bilgisi saklanan ayetler derken, mesela ben bir din adamına, bir imama ya da birine gidip sorsam dünya dışı yaşam var mı? Sizin gibi net cevap vermez. Evet, UFO da var. Dünya dışı gezegen, başka gezegenlerde de yaşam var ve bununla ilgili şu ayetler var diye demez, denmiyor yani. Görüyoruz hani bu konular konuşulunca. Doğru. Bunu göremedikleri, idrak edemedikleri için mi? Yoksa ya yanlış anlaşılır, bu konuya girmeyeyim diye mi? Hani onu anlamaya çalışıyorum. Neden biz bu bilgileri, sizin bize bugün uzayla ilgili bu anlattıklarınızı, Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikatleri neden ayan beyan bilmiyoruz? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani kişinin bu bilgilere ulaşması için bir defa bir karar ver, niyetlenmesi lazım. Ben bunları Kur'an'da bulmam gerekir. Niyet önemli. Burada niyet hemen ilahi sistem görevlerine gider. Ve niyet başlayınca, iyi niyet başlayınca yardım gönlümü gelmeye başlar. Yani niyetine yönelik bilgi gelmeye başlar. Ve bu bilgi ilhamlar tarzında gelmeye başlar. Veya yol gösterici rüyalar şeklinde gelmeye başlar. İlhamlar tarzında da içinize doğar. Yani o bilgiye hiç umulmadık bir anda, yemek yerken, yürürken, otururken, ders çalışırken bir bakıyorsunuz içinize bir bilgi geldi. İşte o ilhamdır. İşte öyle niyetlenirsek bir kişi bunları çözer arkadaş. Yani ben allemeyeceğim değilim yani. Ben yılların birikimiyle bu konuyla ilgili bilgileri bir araya, ayetleri bir araya getirmişim. Kur'an'ı defalarca okuyarak, notlar tutarak, kenarlarına işaretler koyarak, kenarlarına notlar yazarak bunları ben toplamışım. İşte zaten bunun sonucunda da bu oku kitabı çıktı. Konularına göre, Kur'an ayetleri. Tabii. Ve burada 3120 tane konu var. Kaç sayfa? 1000 sayfa. Konuyla ilgili ayetler bir arada bu kitapta. İşte yani anladım.
Kur'an-ı Kerim'de yazması yetmez. Kişinin de Evet. o niyetle onu bulmak istemesi lazım o bilgiyi. Bilginin Aynen. orada yazıyor olması yetmiyor. Tamam, anladım hocam. İlk basamak, ilk çıkacağı merdivenin basamağı niyettir. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'de hani dünya dışı yaşam formlarının hep dünyadaki cezalandırılacak kavimleri helak etmesinden bahsettiniz yani. Verdiğimiz ayetler bunun üstüneydi. Zülkarneyn olayındaki hani Yecüc Mecüc'ün cezalandırıcı olacak olması hak edenler için. Şimdi Erhan Kovbaşı ile yaptığımız yayında o da tam tersinden bahsetti. Yani dedi ki dünya dışı bir yaşam formu evrensel yasalar gereği dünya okulunda insanların seviye atlaması ve daha iyi olmaları lazım. Onların o ilahi görevlilerin de görevi bu. Bunun için insanlığa yardım olsun diye nesli iyileştirmek için işte bir nesne karıştırma var. Bunlar daha ne bileyim bir böceği ters görünce çeviren çocuklar, hayvanların sesini duyabilen çocuklar, çok daha duyarlı çocuklar. Yani helak etme dışında siz bu görüşe ne dersiniz? Böyle tam tersi bir şey de Tersi oluyor, değil. olabilir mi? Tam tersi değil. Ben biraz önce indigo çocuklar dedim. Dediniz evet. Indigo nesil dedim. Bu indigo, şimdi indigo nesil, şimdi daha doğrusu şöyle. Evrenin temel prensiplerinden bir tanesi dualite prensibidir. İkilem prensibidir. Bu evrenin ikilem prensibi gereği de uzayda, diğer gezegenlerde, diğer dünyalarda, diğer ortamlarda yaşayan varlıklar, uzaylılar diyeceğiz. Bunlar da iki türlüdür. Dualite prensibi gereği olumlular, olumsuzlar. Şimdi olumlular dünyaya yardım etmek istiyorlar. Onun için de indigo çocuklar gönderdiler. Indigo çocuklar farklı çocuklardır. Olumlu katkı sağlayacak olan nesildir. Ve bunlar da esasında 1980'den itibaren başladı ve ters üçgen diye ben tanımlıyorum. Bunların oranı da her sene artıyor. Yani doğan ilk 1980'lerde 1000 kişiden bir kişi ise bu indigo çocuk, bu sayı gittikçe artıyor, oran artıyor. İşte bunlar iyi olan olumlu uzaylılar. Ama bunun yanında olumsuz uzaylılar. Şimdi olumlu uzaylılar da dünya okulunda eğitim gören öğrenci ruhların ve bizlerin, beşerlerin özgür irademiz var. Yaratılış özelliğimiz bu. Dünya okulunda eğitim görenlerin en önemli özelliklerden bir tanesi özgür iradeleridir. Özgür karar vermeye özellikleridir. İşte olumlu olanlar, olumlu uzaylılar, özgür iradeyle biz yardım istediğimiz zaman bize gelebiliyorlar. Yoksa durup dururken bize herhangi bir müdahale yetkileri yok. Yani garson gibi garsonu çağırıyoruz, sipariş veriyoruz. Şimdi hocam bu gece herkes olumlu uzaylıları çağıracak. Aynen. Ama negatif enerjimiz, dualite prensibi, negatif enerjimiz fazla olur. Olumsuz nefslerimizi ön planda tutarsak o zaman olumsuz uzaylılar çağırıyoruz. Yani onların gelmesi de bizim çağırmamıza bağlı. Olumluların da gelmesi bizim çağırmamıza bağlı. Onun için de biz son yıllarda, özellikle bir 2000'li yıllardan sonra olumlu oran insan sayımız, ruh sayımız arttığı için biz olumlu olan uzaylıları yardıma çağırdık. Uyanış budur zaten. İşte yeni çağ dediğimiz uyanış olayımız bizim olumlu olan insan sayımızın yarı yarıyı geçmesi. Yani diğer negatifleri geçmemiz. İşte Peki hocam. negatifleri geçtiğimiz için biz olumlu uzaylıları davet ediyor etme durumuna girdik, karar verdik ve onlar da bizim bu çağrımız üzerine indigo çocukları diye bir nesil göndermeye başladılar. Yani benim kanaatim bu. Sizin kanaatiniz bu. Peki hocam şimdi bu konu hemen yorumlarda da şimdi gelecektir. Ya ne uzaylısı, melekler ve cinler işte onlar diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu dünya dışı yaşam
formu, dünya dışı varlıklar, melekler ve cinler olarak Kur'an'da tabir edilen varlıklar olabilirler mi? Bazıları, bir kısmı öyle. Yani olumlu olanlar, olumlu olanlar melekler grubu da dahildir. Olumlular içinde, olumsuzlar içinde de cin ve şeytanlar dediğim. Zaten şeytanlar cinlerin hasta olanları. Cinlerin hasta olanlarına şeytanül marid der ayette. Hasta olmuş cinler şeytan ismiyle anılmaya başlanıyor. Ve onlar da iblise tabi oluyorlar. Yani cin, şeytan ve iblis üçlüsü. Şimdi dolayısıyla olumsuz uzaylıların içinde o şeytan grubu da Yecüc Mecüc mesela. Onlar ve bunların da yaratılma özellikleri ateşten yaratılmış. Enerjiden yaratılmış sadece. Yani bizim gibi çamurdan değil, meniden değil. Özellikleri bu. Ve özellikleri de biz göremeyiz onları. Görünmez durumdalar. Ancak biz çağırırsak bize görünür de olabiliyorlar bazen. Bilmediğim işte. Şimdi bir de onlar hani seddi aşamıyorlar ya şimdi. Zulkarneyn'in. Ancak olumsuz nefs uyanınca kişisel vesveseler gönderme uzaktan yetenekleri var. Ve o olumsuz nefsleri uyananları da kendilerine bağlayıp Kur'an'da da bunlara hizb-ü şeytan der. Yani şeytana tabi olanlar. Olumsuz insanlar, olumsuz uzaylılar ve hizb-ü şeytan der. Yani Kur'an bunu da söylüyor. Onun için Tamam hocam. Yani şeytanlaşmış insanlar. melekler var, Melekler de cinler ve şeytanlar var ama başka bir varlık da var diyorsunuz, değil mi? yani var Sadece tabii. bunlar diyorsunuz. Tabii. Bir de son yıllarda şunu da söyleyeceğim. İnsan bedenlerine kanal olarak kullanıp temas sağlayanlar var. Ve bilgiler gönderenler var. Son yıllarda özellikle 1960'tan itibaren bunların sayıları arttı. Ve Bedri Ruh Selman'la Beyti Varlık vardı. Önder grubu vardı. Kartal grubu vardı. Ondan sonra başka gruplar da vardı. Şu anda aklıma gelmiyor. Bunlar insanları kanal olarak kullanıp insanların uyanışına faydalı olsun diye bilgiler gönderenler var. Ancak bunların arasında bir de dualite prensibi gereği olumsuz bilgiler gönderenler de var. O bakımdan her kanal aracılığıyla gelen bilgileri de aklımızı kullanmadan, eleştirmeden ve düşünmeden hemen otomatik kabul etmeyeceğiz. Çünkü onların içinde olumlular var, olumsuzlar da var. Onun için de hep aklı kullan, aklı kullan, tefekkür et, tezekkür et, teakkül et. Onun için Kur'an da zaten aklı olana değil, aklı kullanana hitap eder dediğimiz o. Her konuda. Sadece Kur'an konusu değil. Onun için bu son yıllarda gerçekten çok kanal bilgileri gelmeye başladı. Temennimiz bu kanal bilgilerinin çoğunluğunun olumlu olması ve insanların uyanması. Evet, yani içinizdeki uyanışa ben kendi böyle yapıyorum hocam. Bir Kur'an'a okuyorum, iki içimdeki uyanışa bakıyorum. Herkesi dinliyorum, her eseri okuyorum ama yine içime soruyorum. İşte Indigo çocukların özelliği eleştirel akıllı, sorgulayıcı ve hiçbir şeyi ebeveynlerinden duydukları hiçbir şeyi motomot kabul etmeyen, araştırdıktan sonra ancak doğruluğunu inanırsa kabul eden çocuklardır. Ve bu çocukların bilgileri, bilgisayar bilgileri müthiş. Ve şöyle diyorum ben, bu çocuklar parmakları böyle doğuyor. Niye? Çünkü daha Parmak 2-3 aylık hocam. çocuk. Böyle Parmak. doğuyorlar. Doğarken. Evet. Neden? Çünkü hemen 2 aylık, 3 aylık bu çocuğa cep telefonunu verin, hemen parmağıyla kaydırmaya başlar. Çünkü Doğru. bilgisayar ve 2 yaşında çocuk anne babaya bilgisayar dersi veriyor. Yani bu çocuklar her yönden
anne babanın öğretmeni diller aynı zamanda. İndigo çocuklar şimdi çeşitli isimler veriyorlar. Y kuşağı, Z kuşağı, X kuşağı bilmem kristal çocuklar. Bunlar esas ortak isim indigo çocuklar. Eleştirel akıllı, sorgulayıcı, yerinde duramayan, hiperaktif aynı zamanda. Onun için bu hiperaktif çocukların bir çoğunluğu hep indigo çocuktur. Aynı şey Erhan Kolbaşı da söylemişti hocam. Yani otistik gibi görülen çoğu çocuk aslında bu dünyaya tam olarak uyumlanamamış bu çocuklardır demişti. Çok da böyle kimseyi üzmemek için naif geçti oraları ama merak edenler mutlaka izlesinler. Son sorum hocam. Şimdi şu soru çok geliyor. Bu arada hani siz Kur'an'ı tercümesini yapmış bir Kur'an dostu olduğunuz için hep buradan soruyorum. Siz nasıl hep Kur'an'dan anlattınız? Ben de onun için buradan soruyorum tabii soruları. Şimdi Hazreti Muhammed bir dünyalı. Son evet. Peygamber, alemlerin ve bizim peygamberimiz. Görevli, ilahi bir görevli. Peki bütün bu gezegenlerdeki işte başka gemiler, başka gezegenler, başka yaşamlar hepsinin peygamberi ve yani Kur'an-ı Kerim hepsine ulaştı mı? O nasıl düşüneceğiz burayı? Esasında Kur'an'da sadece iki tane ifade var. Bir cinlerden de Müslüman olanlar var der. Bir de bir ayette cinlerden bir grup gelip Hazreti Muhammed Kur'an okurken dinlediler ve döndüler Kur'an'ı tanıttılar kendi ırklarına. Onun için arkasından da ayette cinlerden de Müslüman olanlar var der. Bu bir yönü insler yani öğrenci ruhlara ve cin nesline indirilmiş ifadesi var. Bir de tüm alemlere indirilmiş. Yani uzaylı, şimdi Kur'an'daki muhkem kurallar, bu kitapta benim 440 olarak diye topladığım muhkem kurallar sadece insan ırkına hitap etmiyor. Cinlere de hitap ediyor, uzaylılara da hitap ediyor. Uzaylılar da çünkü büyük bir, işte, olumlu olanlar da tabii, büyük bir Allah inancı var. Ve bizden daha ileri Allah inancı var. Ve onlar da bu kurallara uyuyorlar. Kur'an'daki tamamlanmış İslam'a uyuyorlar. Çünkü din tektir. Onun da ismine Kur'an ta şey Allah ta Adem'den itibaren din kurallarına İslam demiş. İslam da anlamı Allah'a teslim olan. Sadece Allah'a kulluk eden kişi demektir. Müslüman der. Ama sadece Müslüman olmak yetmiyor. İşte tekamülün basamakları beştir diyorum ben zaten. İlk basamak Müslüman olmak. Yani Allah'ın tekliğine iman etmek. O da işte anlaşmanın ilk maddesi. Birinci madde. Yetiyor mu? Yetmiyor. Daha 4 basamak var. Bunları da anlatırım. Evet, bunları da bir sonraki yayında inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Uzun ama çok keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Beni kırmadınız. Takipçilerimi kırmadınız. Hepimiz adına teşekkür ederim size. Estağfurullah. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Ve kara olana başarılar. Çok teşekkür ederim hocam. Oğlumdan bahsediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizin evladınız gibi vatana, millete böyle hayırlı, güzel çocuklar olurlar. Tabii kocaman bir bilim insanı şu anda sizin evlatlarınızda değil mi? Bir kızınız, bir oğlunuz var, Allah bağışlasın. Çok şükür. Her ikisi de profesör. Evet, çok şükür. İnşallah onlar da faydalı oluyorlar. İyi günler, iyi akşamlar. Geldik yayının sonuna arkadaşlar. Sizler lütfen yapıcı eleştirilerinizle, önerilerinizle ve sorularınızla bana eşlik edin. Gazi Hoca'nın bu çalışmaları son derece kıymetli diye düşünüyorum. İnce ince nokta nokta çıkarmış olduğu bu anlamlar bilemiyorum sizlerde ne uyandıracak. Ayetleri de vermiş oluyor. Her türlü yorumunuzu, önerinizi, yapıcı eleştirilerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrılmadan önce İlkay Buharlı YouTube kanalına abone değilseniz abone olmanızı dilerim. Bir de lütfen aşağıdaki bildirim zilini açın ki videolarımızdan, üretimlerimizden, paylaşımlarımızdan sıcak sıcak haberiniz olsun. Bir de İlkay TV'miz var, ikinci YouTube kanalımız. Orayı da lütfen abone olup takibi alırsanız bizi desteklemiş olursunuz.
Daha da önemlisi, bu yürümesi çok kolay bir yolculuk değil. İkinci bir kanalın her an üretimlere devam edebilmek için hazırda olması için İlkay TV var. Bu arada İlkay Baharlı YouTube kanalını katıl özelliğiyle destekleyen takipçilerim var. Her geçen gün sayınız artıyor. Çok teşekkür ederim. Size özel üretimlere de ilk fırsatta başlayacağız. Ve hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki oradasınız. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.